Sevgili Boğa Burcu, sizin için 9. evde gerçekleşen Dolunay oldukça ruhsal bir etki taşıyabilir. Özellikle bu Dolunay 21 Haziran'da gerçekleşen ilk Dolunay'dan sonra 9. evinizdeki ikinci Dolunay olması açısından da çok önemli. Dolayısıyla bu konuları dinlerken daha önce vurgulanan temaları şöyle bir düşünün. Bu temalarla nasıl çalışmaya devam edebileceğinizi siz değerlendirin. 9. ev inançlarınızı, felsefelerinizi, dünya görüşünüzü ve dünyadaki aslında yerinize dair anlayışınızı temsil eder. Ve bu Dolunay Oğlak Burcu'nda gerçekleştiği için bazı inançlarınızın veya düşünce sistemlerinizin artık sonuna gelmiş olabileceğinizi hissedebilirsiniz. Örneğin bu dönemde bazı yasal meselelerde veya yazı projelerinde önemli bir tamamlanma da yaşayabilirsiniz ki biliyorsunuz Dolunay zaten tamamlanmaları da işaret eder. Seyahat veya eğitimle ilgili konularda çok önemli bir dönüm noktasına ulaşabilirsiniz sevgili boğalar. Dünya görüşünüzde önemli bir değişim yaşayabilirsiniz. Şimdi Satürn'ün tabii ki 11. evde olması, bu Dolunay'ın yöneticisinin sizin 11. evinizde bulunması, daha iyi bir arkadaş çevresi kurmanız için de sizi zaten çok teşvik edecektir. 11. evdeki Neptün'le yapılan bu 60'lık güzel destekleyici açı, bu dönemde bilgilerinizi aslında nasıl paylaşabileceğinizi ve etrafınızdaki dünyaya nasıl daha yardım edebileceğinizi, çevredeki insanlara nasıl daha yardım edebileceğinizi aslında sorgulamanızı sağlayabilir. İşte dikkate almanız gereken önemli sorular bu dönem bunların üzerinde durarak çevrenizdeki kişilere nasıl bir katkıda bulunabileceğinize dair sorumluluklarınızı bir kat daha arttırabilirsiniz. Biliyorsunuz Boğa Burcu birazcık daha maddeye yönelik bir burçtur ve aslında böyle yaparak doğru zamanda doğru adım atarak kendi akışınızı rahatlatacaksınız. Bu sorulara odaklanarak Boğa Burcu olarak 9. evdeki bu dolunayın size sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz sevgili boğalar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.